Sevgili konuklar, değerli izleyicilerimiz, yıl sonu gösterimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minikler ekibi olarak size bir masal hazırladık. Ve izninizle o oyunu ben sunacağım. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Gökkuşağı Gölü'nün ortasında minik bir adacık varmış. Adanın etrafı pürüzsüz çakıl taşlarıyla, güzel kumlarla ve kocaman ağaçlarla kaplıymış. Bu adanın birkaç tane sakini varmış. Bu adanın etrafında gezinen, uçuşan, rengarenk kelebekleri varmış. Adanın etrafındaki gölde parlayan pullu balıklar varmış. Ve meyveleri çok seven sinekleri de varmış. Adada bir de hep birbiriyle dalaşan, herkesi zorbalayan kavgacı kurbağalar varmış.
Adada günler birbirini kovalamış, geçip gitmiş. Ve bir gün adaya 3 tane yabancı gelmiş. Hiçbir hayvan onları tanımıyormuş. Ama yabancılardan çıt bile çıkmamış. Ve sonra kurbağaları görünce demişler ki... Biz adanın diğer tarafında yaşıyoruz ve gürültülerinizden uyuyamıyoruz. Bu adada sizin tartışmalarınız yüzünden huzur kalmadı. Bu adada hep birlikte yaşadığımız hatırlamaları geçirmeyi öğrenmeliyiz. Ha tamam hadi hadi. Tamam. Sonraki günler adada her gün aynı olmuş. Kurbağalar kavga etmiş, bütün hayvanlar mutsuzmuş. Ve bir gün adada büyük bir fırtına kopmuş. Yağmur çok şiddetlenmiş. Her yer sular altında ve gök gürültüleriyle kalmış. Bütün hayvanlar korkudan birbirlerine sarılmışlar. Ama kurbağalar yapamamış. Bir oraya gitmişler. Ve en sonunda gördükleri ilk kaya parçalarına tutunmuşlar. Yükselmiş ama kimseye bir zarar gelmemiş. Yağmur biraz sonra geçmiş. Bütün hayvanlar huzura kavuşmuş. Ve o esnada kurbağaları kurtaran kaya parçaları hareketlenmeye başlamış. Ve onlar konuşurken birden adanın üstünde çok güzel bir gökkuşağı çıkmış. Bütün hayvanlar gökkuşağını görünce mutlu mesut oynamaya başlamışlar. Şimdi sevgili izleyenler, 5 dakikalık kısa bir aramızdan sonra ikinci grubumuzda karşınızdayız. Sevgili konuklar, kısa bir aradan sonra tekrar hoş geldiniz. Şimdi ben de yanıma bir yardımcı aldım. İsmin ne? Çınar. Yoksa sen de benim gibi anlatıcı mısın? Evet. Peki biz hangi masalı sunuyoruz? Nasıl unutursun? Gökkuşağı adasını sunmuyor muyduk? Evet. Evet. Aynı masalı farklı ekibimizde karşınızdayız. Şimdiden tekrar... Hoş geldiniz. Gökkuşağı gölünün ortasında minik bir adacık varmış. Bu adanın etrafında neler varmış Alişinler? Kelebekler. Ağaçlar. Kumlar. Göl. Bu adanın da birkaç tane sakini varmış değil mi? Mesela bu adada rengarenk uçuşan neler olabilir? Kelebekler. Kelebekler varmış.
yerde çok güzel balıklar varmış. Bir balık da burada varmış. Neler olabilir ya? Sinekler. Evet, adada meyveyi seven ve bizi seven sinekler varmış. Gidelim ya. Kavgacı kurbağalar varmış. Kovalamış, geçmiş ve bir gün adaya iki tane yabancı gelmiş. Bunlar bize mi söylüyor ya? Evet. Ama bizi tanımadınız mı? Hayır. Biz kimiz Aliçinler? Anlatıcıları. Biz anlatıyoruz. Neyse, biz gidelim artık o zaman. Kurbağalar kavga etmeye devam etmiş. Bütün hayvanlar da bu yüzden mutsuzmuş.
Sonra bir gün büyük bir fırtına kopmuş. Açtık onu. Büyük bir fırtına başlamış. Bütün hayvanlar korkudan birbirine sarılmışlar. Ama kurbağalar kaçamamış hiçbir yere. Bir o tarafa gidiyorlarmış, bir bu tarafa gidiyorlarmış. Kaç kaç ezecekler bizi. Adada sular yükselmiş, yükselmiş, yükselmiş. Yağmur bir süre sonra dinmiş. Bütün hayvanlar rahatlamış. Ve birden kurbağaları kurtaran kaya parçaları hareketlenmeye başlamışlar. Ve o anda çok güzel bir ne çıkmış? Gökkuşağı. Herkes yukarı baksın, gökkuşağı çıkmış. Şimdi çıktı. Ve bütün hayvanlar mutlu mesut ne yapmaya başlamışlar? Sevgili izleyicilerimiz, şimdi son dakika bir şey oldu. Çocuklarımızın size bugün için bir sürprizi var. Yukarıdan o sürprizi istiyoruz şu an. Annem burada olsun, bana bir şey olmaz. Annedir yüreği, fazla dayanamaz. Herkes bıksa benden, annem bana doymaz. Öper besler beni, unutur kalbinde. Annem burada olsun, bana bir şey olmaz. Her gün bakar bana, kusurumu görmez. Günler gece olsa o ışığı sönmez. Annedir yüreği fazla dayanamaz. Evet değerli misafirlerimiz, daha daha coşkulu alkışlar bekliyoruz bu muhteşem ekibe. Çok teşekkür ediyoruz çocuklar. Harikasınız, sağ olun.
Değerli misafirlerimiz, biz bugün çok mutluyuz, çok gururluyuz. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nden geleceğimizi emanet ettiğimiz bu harika çocuklar gelip geçiyorlar. Gün boyunca da devam edecek mezuniyet törenlerimiz. Efendim, A grubu ve B grubu sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu arada burada bulunan annelerimizin anneler gününü de bir kez daha kutlamak istiyoruz. İyi ki varsınız. Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdür Yardımcımız sevgili Pınar Çolak'ı alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. Bu arada bu çocuklara çok emeği geçen değerli eğitmen arkadaşlarımı da alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. Emir İkinci, Aleyna Yaman, Ahu Ülçün ve oyunun anlatıcısı aynı zamanda Baturalp Nergis. Alkışlarla. Pınar Hocam buyurun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İlk başta Canan arkadaşımızın da dediği gibi tüm kadınların, anne ruhu olan bütün kocaman yürekli kadınların anneler gününü ben de kutluyorum. Çocuklar harikaydınız, muhteşemdiniz. Bu ekibe bir daha bir kocaman alkış istiyorum. Bu çok az geldi. Ve tabii çok değerli eğitmenlerimiz ve asistanlarımızı da tebrik ediyorum. Harika bir oyun sergilediler çocuklarımız. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanımızın da selamlarını getirdim. Yoğun programından dolayı burada olamadı. Kendisi de sizlerin anneler günü kutluyor. Tekrardan çocuklarınızı bize emanet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sevgili Pınar Hocam, şimdi emek verenleri şöyle ön tarafa alalım. Siz de belgelerini takdim edin. Teşekkür belgelerini. Öncelikle Ahu Ülçün. Ahucuğum, çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. Sevgili Aleyna Yaman. Sevgili Baturalp Nergis. İkinci. Değerli misafirlerimiz, hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. Sevgili Emir, Aleyna ve Baturalp de bizim işte bu kadarcıklardı. Geldiler kurslarımızda tiyatro eğitimi almaya başladılar. Sonra böyle işte kocaman oldular ve küçük çocuklarımıza eğitim veriyorlar. Belki de onlardan da böyle yetişenler olacaktır. İlerleyen zamanlarda, gelecekte onlar da tiyatro konusunda Büyükçekmece'ye hizmet vereceklerdir. Bunu bilemeyiz tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, çocuklar şu ön taraf yavrum. Hemen şuraya gelin, çökün. Oturun, aman düşmeden çok dikkat edin. Ayaklarınızı sallandırın aşağıya. Arkadaki çocuklarım, yavrum siz de önde böyle şey arkada ayakta durun. Şöyle güzel bugünün anısına bir pozumuz olsun. Ben de durayım şurada. Bak tam karşıda Hilal abla var ortada. Ona bakıyoruz ve kocaman gülümseyerek. Dişlerimiz de gözükecek çocuklar. Dişlerimiz de gözüksün. Şimdi hep beraber el sallıyoruz. Çok güzeldiniz çocuklar. Aferin hepinize. Tek tek öpüyoruz gözlerinizden. Harika.
değerli velilerimiz, çocuklarımız şimdi öğretmenleri eşliğinde İbrahim Çallı'ya geçecekler. Oradan çocuklarınızı teslim alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili konuklar, değerli izleyenler, hepiniz yıl sonu gösterimize hoş geldiniz. Öncelikle buradaki bütün annelerimizin anneler gününü tüm içten dileklerimle kutlarım. Şimdi miniklerimiz sizin için bir pandemim gösterisi hazırladı. İlk oyunumuzda sizlerleyiz. İyi seyirler dilerim.
İzleyenlerimiz, çocuklarımızın şu an size bir sürprizi var. Onu da göstermek istiyoruz. Annem bana doymaz, öper besler beni, unutur kalbinde. Annem burada olsun, bana bir şey olmaz. Her gün bakar bana, kusurumu görmez. Günler gece olsa, o ışığı sönmez. Bence bu çocuklar için bu alkış yetersiz kaldı. Daha güçlü bir alkış lazım. Şimdi izinlerinizle sahneye Kültür İşleri Müdürü Yardımcısı Pınar Hanım'ı sahneye davet ediyorum ve Doktor Hasan Akgün, belediye başkanımızın kızı Gülün Akgün'ü sahneye davet ediyorum. Harikaydınız. Tebrik ediyorum hepinizi çocuklar. Özellikle bugün çok güzel bir gün, önemli bir gün. Annelerimizin emeği çok. Sizleri de tebrik ediyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Harikasınız. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani Gülün Hanım'ın da dediği gibi muhteşemdi. Zamanı nasıl geçtiğini anlamadık, öyle değil mi? Hocam bu arada ben de tiyatrocuyum. Müjdat Gezen mezunuyum. Harikasınız. Benden daha başarılı olacaksınız.
Sayın Başkanımızın yoğun programından dolayı burada olamadı. Değerli kızı Gülün Hanım eşlik etti bize. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın sizlere çok selamı var. Siz güzel kadınların, anne olan olmayan bütün kadınların anneler gününde ben de tekrardan kutluyorum. Ve bu güzel çocukları bizlere emanet ettiğinizde çok teşekkür ediyoruz. Başkanın dediği gibi sanat hayattır ve gerçekten sanatı hayata geçirdiniz. Harikaydınız. Ve şimdi bu oyunda emeği olan diğer hoca olan arkadaşlarımı davet etmek istiyorum sahneye. Ahu Hoca'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Işık ve sesle bizimle olan Aleyna Hocama sahneye davet ediyorum. Kostümlerde bize çok yardımcı olan Emircan Hocamı sahneye davet ediyorum. Evet, hem sunuculuğumuzu yapan bu gece aynı zamanda hocamız eğitmenimiz Baturat Nergis'i de ben davet ediyorum. Büyükler otursun öne. Tamam mı? Hilal ablamız nerede? Sahne arkasındaki asistan arkadaşlarımıza çağırıyorum. Çocuklar sizler de gelin. Evet, hemen. Arkada emekleri çok büyük. Çocukların bütün heyecanını üstlenen değerli asistan arkadaşlarımızı da alalım. Sevgili velilerimiz, çocukları biz yan tarafa alıyoruz. Sizleri İbrahim Çaldı'ya bekliyoruz. Oradan teslim alabilirsiniz çocukları. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili konuklar, değerli izleyicimiz, hepiniz Tiyatro Minikler Grubu mezuniyet gösterimize hoş geldiniz. Şimdi size minik ekibimizle beraber bir masal anlatacağız. Ve iyi seyirler dilerim şimdiden. Gökkuşağı Gölü'nün ortasında minicik bir ada varmış. Bu adanın etrafı çakıl taşlarıyla, güzel kumlarla, yemyeşil upuzun otlarla doluymuş. Bu adada her yerinde meyve ağaçları da varmış. Ve bu adanın birkaç tane sakini de varmış. Bu adada rengarenk uçuşan kelebekler varmış. (Gülüyor)
öğretmeni çok seviyorum. Ben Renan konaklarıma bayılıyorum. Ben sevmekten çok korkuyorum. Etrafındaki gölde ise parlayan pullu balıklar varmış. Kulaklarına vızıldamıştım. Bakışmayı çok seviyorum. Ben parlayan meyvelerden kendime bakmayı çok seviyorum. Ben yenilmekten korkuyorum. Da hep birbiriyle kavga eden, bütün hayvanların huzurunu kaçıran kurbağalar varmış. Şaşkınca onlara bakmış. Ama yabancılardan çıt bile çıkmamış. Ve sonra kurbağaları görünce demişler ki... Biz bu adanın diğer tarafında yaşıyoruz. Sizin tartışmalarınızdan uyuyamıyoruz. Başka bir harika.
zaman git zaman. Her şey normalmiş. Kurbağalar yine bütün hayvanların huzurunu kaçırıyormuş. Bir gün adada çok büyük bir fırtına kopmuş. Bütün hayvanlar korkuyla birbirlerine sarılmaya başlamışlar. Kurbağalar ne yapacaklarını bilememişler. Bir o yana bakmışlar, bir bu yana bakmışlar. Ve sonra tek gördükleri kaya parçalarının tutunmaya karar vermişler. Sular yükselmiş, yükselmiş, yükselmiş. Yağmur bir süre devam etmiş. Sonra yağmur dinmiş ve bütün hayvanlar rahatlamış. Ve birden kurbağaları kurtaran kaya parçaları hareketlenmeye başlamış. Bütün hayvanlar şaşkınlıkla olanları izlemiş. Aslında bilge kaplumbağalarmış. Ve birden gökyüzünde çok güzel bir gökkuşağı çıkmış. Bütün hayvanlar ona bakmış. Ve bütün hayvanlar oynamaya başlamışlar mutlu mesut. Sevgili izleyenler, değerli konuklar, 5 dakikalık kısa bir ara sonrasında tekrar ikinci grubumuza sizlerleyiz. Sevgili izleyenlerimiz, değerli konuklarımız, kısa bir aradan sonra tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi yine aynı masalımızı farklı bir ekibimizle izleyeceğiz. Yine sunumu ben yapıyorum. Gökkuşağı Gölü'nün ortasında küçük bir adacık varmış. Bu adacığın etrafı pürüzsüz çakıl taşlarıyla doluymuş. Kocaman güzel kumlar, upuzun yeşil otlarla doluymuş. Bu adada yeşil meyve ağaçları varmış. Her renkten meyveler bu ağaçlarda yetişirmiş. Ve bu adanın birkaç tane de sakini varmış. Bu adanın içinde yaşayan, uçuşan, rengarenk kelebekleri varmış. Yeah.
adanın etrafındaki gölde parlayan pullu çok güzel balıklar yaşarmış. Adadaki meyve ağaçlarını ve meyveleri çok seven sinekler de yaşarmış. Kavga eden, bütün hayvanların huzurunu kaçıran kavgacı kurbağalar da yaşarmış. Yabancı gelmiş. Bütün hayvanlar şaşkınlıkla onları izlemişler. Ama yabancılardan çıt bile çıkmamış. Ve sonra kurbağaları görüp demişler ki... Zaman git zaman günler birbirini normal bir şekilde takip etmiş.
kurbağalar kavga etmiş, bütün hayvanlar mutsuzmuş. Sonra bir gün adada çok büyük bir fırtına kopmuş. Bütün hayvanlar korkuyla birbirine sarılmaya başlamışlar. Ama kurbağalar ne yapacaklarını şaşırmışlar. Ayağa kalkıp bir o yana bir bu yana gitmişler. Ve sonra gördükleri tek kaya parçaları olan şeylere tutunmuşlar. Sular yükselmiş, yükselmiş, yükselmiş. Ama bir süre sonra yağmur dinmiş, bütün hayvanlar sakinleşmiş. Ve o esnada kurbağaları kurtaran kaya parçaları ayağa kalkmışlar. Demişler. Ve birden adanın üstünde çok güzel bir gökkuşağı çıkmış. Bütün hayvanlar ona baka kalmış. Ve bütün hayvanlar mutlu mesut oynamaya başlamışlar. Ama burada bitmedi. Çocuklarımızın, siz değerli annelerimize bir sürprizi vardır. Annedir yüreği fazla dayanamaz. Herkes bıksa benden annem bana doymaz. Öper besler beni unutur kalbinde. Annem burada olsun bana bir şey olmaz. Annedir yüreği fazla dayanamaz. Herkes bıksa benden annem bana doymaz. Öper besler beni unutur kalbinde. Annem burada olsun bana bir şey olmaz. Her gün bakar bana kusurumu görmez. Günler gece olsa o işi sormaz. Hepinizin anneler gününü en içten dediklerimizle kutluyoruz. Ve şimdi bu oyunda emeği geçen öğretmen arkadaşlarımı sahneye izinlerinizle çağırmak istiyorum. Bu oyunun çevirmeni olan ve ışık ve müzikle bize yardımcı olan Aleyna Hocam, seni sahneye bekliyoruz. Çocukla kendi çocuğu gibi ilgilenen Ahu hocamızı sahneye davet ediyorum.
kostüm ve dekorları yapan Biricik Emir öğretmenimizi sahneye davet ediyorum. Ben burada Batu öğretmenimizi de bir alkış istiyorum lütfen. Oyunun başından sonuna kadar çok ter döktü. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Hep birlikte bir toplu fotoğraf alalım çocuklar. Bu arada bizim arkada ekibimiz daha var. Onlar da görünmez kahramanlarımız. Onları da alkışlayarak sahneye alabilir miyiz? Çocuklar, şimdi Hilal ablamız orada, herkes onu izliyor, tamam mı? Kameraya el sallıyoruz. Sevgili veliler, çocuklarınızı kostüme çıkarması için biz yanımızda alıyoruz. Birazdan İbrahim Çağlı, yani genelde provaları yaptığımız yerden alabilirsiniz çocuklarınızı. Ve çıkmadan anneler günü için karanfillerinizi almayı unutmayın yukarıdan. Birazdan...